Şimdi bu görüntüye dikkatli bakın. Ekranda görmüş olduğunuz mavi renkler ortamdaki gaz yoğunluğunu göstermekte. İşte bu videolar BOS denilen özel bir teknikle görüntülenmekte. Anlamı insan gözünün göremediği arka plan demek. Havadaki sıcak ve soğuk gazları kırmızı ve mavi renklerde gösteren özel bir kamera. Bu yöntemle maske takan ve takmayan kişinin nefes alışverişi sonrası ortaya çıkan gaz hareketlerini izliyoruz. Tam şu noktada sadece ufak bir öksürüğün ortaya çıkardığı gazların ne kadar uzağa eriştiğine de bakın. Sadece nefes verdiğinde bile en az 1 metreye yayılım sağlanıyor. Fakat maske takıldığında, yani yoğunlaşan gazların burundan ve ağızdan çıkışı sınırlandırıldığında gazların sadece bulunduğu alan içinde kaldığını görüyoruz. Bu da maskenin önemini anlatan en güzel yöntem. Enfeksiyonun ne zaman biteceğini neredeyse hepimiz merak ediyoruz. Gördüğünüz bu ekranda belli bölgedeki insanları, enfeksiyon kapan kişileri ve karantinaya alınmalarını takip edeceğiz. Fakat öncesinde bunu daha iyi anlayabilmek için Japonya'da bir grup araştırmacının yaptığı muazzam çalışmaya bakalım. Araştırma ekibi lazer ışınlarını kullanarak havadaki parçacıkları takip edecek. Bu havadaki damlacıkları tespit etmemizi sağlayan yüksek hassasiyetli bir kamera. 0.1 mikrometre kadar küçük partikülleri görebileceğiz. This technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. Deney bir hapşırmayla başlıyor. Size ilginç gelebilir. Fakat bir hapşırma sonrası ortaya çıkan damlacıklar saatte 161 kilometre hıza ulaşabilir. Oldukça iğrenç biliyorum. Şimdi işte bu hapşırık sonrası ortaya çıkanlara bakalım. Burada bizim gördüğümüz damlacıklar neredeyse sayılabilir durumda. Fakat yüksek hassasiyetli bir kameradan bakıldığında durum çok daha farklı. Hapşırık sonrası yer çekimine karşı çıkan binlerce damlacık var. Ve bunlar belli bir süre havada kalıyor. Her biri 1 milimetrenin %1'i boyutundadır ve asla gözle görülmez. Şimdi farklı bir açıdan bakalım. Hapşırık sonrası yere düşenlerin haricinde sizin de gördüğünüz gibi binlercesi ileriye doğru bir salınım yapmakta. 1 metre uzaklığa çoktan eriştiler bile. İnsanlar kendi aralarında mesafeli şekilde karşılıklı otururken bile görünmeyen bir şeyin kurbanı olabilirler. Şu an bir şey görünmüyor olabilir. Ta ki kameradan bakılana kadar. Bunlar konuştukları sırada ortaya çıkan damlacıklar. Oldukça fazla olduklarını görebilirsiniz. Damlacıklar konuşan bu iki kişinin arasında durmakta. Ve havada sirkülasyon halinde gezinmekte. Onlar konuştukça her saniye çoğalmakta. İkiliden herhangi birisi bile taşıyıcıysa yüksek ihtimalle artık diğeri de taşıyıcı oldu. Masashi Yamakawa, kötü havalandırılmış yani havadar olmayan bir ortamda mikro damlacıkların hareketlerini gözlemleyen bir simülasyon oluşturuyor. Kapalı bir alanda yaklaşık 10 kişi durmakta. Simülasyon insanlardan birinin öksürmesiyle başlıyor ve havaya yaklaşık 100 bin damlacık yayılıyor. Bunlar sadece havada süzülebilenlerin sayısı. Yaklaşık 1 dakika sonra hafif olanlar yere süzülmekte. Fakat ağır yapıdakiler halen havada. Sadece havada kalabilenler simüle edildiğinde yaklaşık 10 dakika sonra ve yaklaşık 20 dakika sonrası. Havalandırılmamış bir ortamda damlacıkların ne kadar inatçı bir şekilde havada kalabildiklerini gördünüz. Bunun sorumlusu o damlacıklar değil, bilinçli olmayan insanlardır. Sadece bir pencere açılıp içerisi havalandırıldığında mikro damlacıklar hızla süpürülür. Ağırlıkları çok hafif olduğu için ufak bir hava sirkülasyonu onları yerinden edecek. Böylece içeride temiz bir hava kalacak. Fakat enfeksiyon açık havadaki birinde ise bu daha büyük bir felaketin sonuçlarına doğurabilir. Günümüzde olduğu gibi. Baktığınız görüntü Wuhan'daki sıfır noktasının bir simülasyonu.
Şu an sadece 2 kişi enfeksiyon kapmış ve taşıyıcı halde bulunmakta. Simülasyon bu insanların Wuhan bölgesinde temasta oldukları insanları gösterecek ve biz de yayılım hızının bizzat şahidi olacağız. Enfeksiyonun nasıl yayıldığına da bakın. Yavaş yavaş nasıl da artıyor. Bu sitede salgının nasıl yayıldığı 9'a 9 kare ızgarayla modellenmiş. Her kare bir kişiyi temsil etmekte. Zaman çizelgesinde adım adım, yani gün gün ilerlediğimizde kişinin kişiye ve o kişinin de diğer kişilere enfeksiyon bulaştırdığını görüyoruz. Alt kısımda olamaz, herkes komşusuna ve yakınlarına hapşırdı, tüm dünya hastalandı yazmakta. Fakat elbette bu şekilde devam edemez. Örneğin simülasyonda zaman ilerlerken hasta olan kişilerden biri iyileştiğinde o kişiden sonra yayılım duracak ve temizlenecektir. Simülasyonda hayatını kaybeden kişileri de görebiliyoruz. Şu anki şartlarda, yani %3 hayat sonlandırma oranıyla simüle ettiğimizde siyah noktaların, yani hayatını kaybedenlerin hiç de az olmadığını görebilirsiniz. Bu oran %3 değil de %30 olsaydı işte o zaman felaket senaryolarının gerçekleşmesi kaçınılmaz olabilirdi. Siz de bu siteye girip kendi senaryolarınızı oluşturabilirsiniz. Başta bahsettiğimiz o ekrana geleceğimizi söylemiştim. Burası rastgele bir bölge. İçerisinde insan kalabalıkları var. Kırmızılar enfeksiyonlu kişiler. Burası da karantina bölgesi. Tespit edilen her hasta karantinaya alınmakta. Tıpkı hastaneler gibi. Fakat karantinaya taşınanların arkası kesilmiyor. Çünkü insanlar halen etkileşim halinde. İnsanlar kendi bölgelerinde dursa yine yayılım az olacak. Fakat yer değiştiren bilinçsiz kişiler o bölgeyi de hastalık yapıyor. Bunu pandemi, yani dünyaya yayılan bir hastalık yapan şey de işte bu. Eğer halk arasında enfekte kişi kalmazsa karantina dönemi bittiğinde hastalık da kendiliğinden yok olacaktı. İşte enfeksiyonun bitmesi için gerekenlerden biri bu. Enfekte olanların ya da kendinden şüphelenenlerin karantinada durması, yani bilinçli olmak. Enfeksiyonu tamamen yok edecek bir diğer şey ise aşı. Fakat aşının bulunması biraz zaman alacak. Maske takmanın önemini, insanlarla uzak kalınmasını ve bu yapılmazsa sonuçlarını gördük. Fakat enfeksiyon kapmamak için yapılması gereken en önemli şeylerden biri de el temizliği. İnsanın en çok kullandığı organ elleridir. Bu yüzden çoğunlukla ellerimiz sayesinde enfeksiyon kaparız. Bu UV ışınları sayesinde el yıkarken nasıl hatalar yaptığımızı göreceğiz. Çoğumuz kirin akması için sadece su tutarız. Ama bu asla yeterli değildir. 5 saniye, hatta 10 saniye boyunca yıkadığımızda bile bazı kirler kalabilmekte. Bu yüzden ellerimizi en az 15-20 saniye yıkamamız gerekir. Hele ki böyle bir dönemde. Ellerimiz her an bir yerlere değmekte. Bunu test etmek için gönüllü olan bu kişinin önce ellerine görünmez bir sıvı sıkılıyor. Bu enfeksiyonu temsil etmekte. How they get in all the cracks of your hands, that reddish orange color. So you can definitely see how we don't think as much about how germs get in those crevices. Sonra bu kişi başka biriyle el sıkışıyor. Ardından o kişiye de belli oranda aktarıldığı görülüyor. You see on mine? All these places and I had nothing. So right here is one. And then if you turn the palm over, you can see it right there as well. Fakat 20 saniyelik bir el yıkaması sonrası enfeksiyon kalmıyor. Daha doğrusu minimum düzeye getiriliyor. The ABCs slowly. Let's check it out. Still some in the cracks, isn't there? A little bit in the cracks, but definitely better than last time. Your wrist looks better. Yep. You don't have all of that. You don't have. I don't see anything on the backs here. Wow. Bazılarınız ellerinizi 20 saniye yıkıyor. Fakat bu yanlış yapılıyor. Önemli olan sadece 20 saniye yıkamak değil, doğru bir şekilde yıkamak. The palms, you want to get the backs of your hands, both of them. You want to get in between your fingers. You want to get around your thumbs, in the nail bed, and don't forget your wrists. Bu süreçte ve hatta gelecek için yapmamız gereken şeyleri umarım anlamışsınızdır. Şimdi hayat normale dönmeye başladı. Çünkü onlar en iyi şekilde bu tedbirlerini aldılar. Umarım videoyu izleyen herkes bunu paylaşır ve hepimiz ciddiyetin farkına varır da biraz bilinçleniriz. Daha fazla içerik sunabilmem için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Ben Nigma. Görüşmek üzere.